Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar dostlar. Şimdi çarpanlara ayırmanın ikinci videosuna geçiyoruz. Bu videomuzla birlikte bakalım ikinci bölümde neler anlatacağız, neler öğreneceğiz görelim hep birlikte dostlar. Evet, ilk kağıdımızı alıyorum. İlk öğreneceğimiz şey küp açılımıymış. Bakalım neymiş bu küp açılımının formülü, bunu görüyoruz dostlarım birlikte. Şimdi küp açılımının formülünü şuraya bir yazalım birlikte. Siz de bunu hemen notlarınızın arasına alın ve mümkün olan en kısa sürede lütfen ezberleyin dostlarım. Bakınız şöyle küp açılım. Şimdi bu parantez küpü, bir de bunun küpler toplamı, küpler farkı diye bir ifadesi var. Onunla da karıştırmayın. Onu da birkaç sayfa sonra göstereceğim zaten size. Şimdi küp açılımının formülü şu. Birinci terim, ikinci terim de bu. Birinci terimin küpüyle başlıyorum dostlar. Ve ikinci terimin de küpüyle bitireceğim. Unutmayın. Birinci terimin küpüyle başlıyorum. İkinci terimin küpüyle de bitiriyorum. Şimdi şu aradaki terimleri yazacağız bir de birlikte. Bakın şuraya bir 3 koyuyorum. İkinci terim 3 çarpıyla başlayacak. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum dostlar. X, Y. Sonra üçüncü terimi yazacağım. Bu da 3 ile başlıyor. Ve yine birinci ile ikinci terimi çarpıyor. Sonra aynı şey, bakın burada yazdıklarımın tıpatıp aynısı. Farkın küpüyle de, farkların küpüyle de aynısı olacak ki şöyle yani. X küple başlayacak. Sonra Y küple bitecek. Yine arada 3 X çarpı Y. Burada da 3 X çarpı Y olacak diyeceksiniz. Şimdi yalnız şuradaki X'in ve Y'nin kuvvetlerine de dikkat edin dostum. Bakın ilk terimde X'in kuvveti 3. Bir sonraki terimde X'in kuvvetini 1 azaltıyorum 2. Bir sonraki terimde X'in kuvvetini 1 azaltıyorum 1'e düşürüyorum ki 1 ise yazmaya gerek yok ama yine de yazayım ben. Bir sonraki terimde de X'in kuvvetini yine 1 azaltıyorum. X üzeri 0 oluyor. X üzeri 0 da 1 olduğu için yazmaya gerek duymadım onu. Gelelim Y'nin kuvvetine. Y'nin kuvveti ise ilk terimde 0 ile başlayacak. Bakın burada Y'nin kuvveti 0. Y üzeri 0 olduğu için Y'nin 0. kuvveti de 1 olduğu için yazmaya gerek duymadım. Aynı şey devam ediyor şimdi. Y 0 ile başladı. 1 artacak. İkinci terimin kuvvetleri artarak gidiyor. Birinci terimin kuvvetleri 3 ile başlıyor. 3, 2, 1, 0 diye de azalarak gidiyor. Y'nin yani ikinci terimin kuvvetlerinde 1 artıyordu. Burada 0'dı. O yüzden buraya 1 geldi. Buraya 2 geldi. Zaten burada da 3. Şimdi aynı muhabbet burası için de geçerli. X'in kuvveti 3'tü. 2'ye düşürdüm. 1'e düşürdüm. 0'a düşürdüm. Yazmaya gerek duymadım. Y'nin kuvveti 0'dı. 1'e çıkardım. 2'ye çıkardım. 3'e çıkardım. Mevzu bu arkadaşlarım. Şimdi gelin bir de şu aradaki işaretleri yazalım birlikte. Bakın artıysa eğer şu aradaki işaretin, buradaki bütün terimlerin arasındaki işaretler artı olacak. Her birine artıyı yapıştırın. Eğer eksi ise benim eksinin küpünü açıyorsam ben dostlar, ilk işaret eksi, sonra artı, sonra eksi. Eksi, artı, eksi. Bir artı, bir eksi, bir artı, bir eksi, bir artı diye gidecekmiş dostum. Artıysa her biri artı, eksi ise eksi artı eksi artı diye gidiyor. Şimdi burada da iki tane örnek yaptım. Hadi bunları da bir birlikte açalım. Şimdi neydi kural? Bir kere eksilisi olduğuna dikkat edin. İlk terimin küpünü alıyorum. X küp. En sona da sonuncu terimin küpünü yapıyor, yazıyorum. 2'nin küpü 8. Şimdi ikinci terim. 3 çarpı demiştik. Birinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. Yani x çarpı 2. Bir daha aynısını yazıyorum. 3 çarpı x çarpı 2. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi ne demiştik? Birinci terimin yani x'in kuvveti 3'tü. Bir sonrakinde 2. Bir sonrakinde 1. Burada 0 olacak zaten. İkinci terimin yani 2'nin buradaki kuvveti 0 olduğu için 1 oluyor. Yazmaya gerek yok. Buradaki kuvveti 1 olacak. Buradaki kuvveti 2 olacak. Burada da zaten 2'nin 3. kuvvetini yazmıştık. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi işaretleri de kontrol edelim.
Eksi olduğu için biz de eksiyle başlıyoruz. Sonra artı, sonra eksi diye devam ediyorum. Hadi gelin bir satır daha düzenleyelim bunu şimdi hemen. X küpe hiçbir şey yapamam. Aynen yazdım. Şuraya bakın. 3 ile 2'nin çarpımı var burada dostlarım. 6. Başında da eksi olduğu için eksi 6 bir de x kare var. Arada artıyı yazdım hemen. Şurada da 3 ile 2'nin karesi. 2'nin karesi ne demek canım kardeşim? 4. O zaman 3 ile 4'ün çarpımı yani 12 var. Bir de x var canım kardeşim burada. Bunu da yazdık. Eksi diyorum. Son olarak da 2'nin küpü vardı. Yani 8 vardı. Bunu da yapıştırdım. İşte benim açılımımı düzenlenmiş hali buydu. Geldik bir de artılısına örnek vermişiz. Önce bir şöyle yapalım. Birincinin küpünü alıyoruz. A'nın küpü. Bir de 3'ün küpünü alacağız. En sona şöyle 3'ün küpü de diyelim. Şimdi ne yapıyordum? İkinci terimi yazarken 3 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim. Bir daha aynısını bir daha yazıyorum. 3 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim. Bunları yazdık. Şimdi gelelim şu işaretlere. Artı olduğu için her birinin arasına artı koyuyordum. Bunu da yaptım. Şimdi düzenleyelim. A küpe bir şey yapamam. Aynısını yazdım. Buraya bakın 3 ile 3'ün çarpımı var. Yani 9 var canım kardeşim. O halde 9 tane A gelecek burası. Ha şu kuvvetleri yazmadık bir de ona da dikkat edelim. Bakın burada A küp var. Burası A kare olacak. Burası birinci kuvveti olacak. Sonra burada 3'ün sıfırıncı kuvveti, 3'ün birinci, 3'ün ikinci kuvveti gelecek. Bunları da unuttuk bak az daha. Burası o zaman 9 A kare yaptı. Şuraya gelelim. 3 ile 3'ün karesi yani 9'un çarpımı var. 3 ile 9'un çarpımı 27'dir. O halde 27 A yaptı. Son olarak bir de 3'ün küpü var. O da 27. İşte düzenlenmiş hali de buymuş dostlar. Küp açılımının şimdi birkaç tane de örneğini yapalım hemen birlikte. Daha da iyi oturtalım bunu kardeşim. Önemli bir formüldür küp açılımı. Önemli bir özdeşliktir. Şimdi burada da olayı tersten sormuş dostum. Bak şu ifadenin, şu uzun gıcık ifadenin sen aslında bak birincinin küpünü almış, en sonunda da ikincinin küpünü almış. Aradaki üçleri de görün dostlarım. Demek ki bu x, y parantez küpüymüş şu ifade. Peki eksilisi mi artılısı mı? İşaretlere bakalım. Eksi artı eksi diye gidiyor. Bu eksinin işaretiydi. Eşitmiş bu 64'e. Peki neyin küpü 64? 4'ün küpü. Demek ki x eksi y 4 olacak. İşte cevap geldi bile. Şuna bakalım hemen ikinci soru. Yine her soru bankasında karşımıza çıkacak bir soru. Bakın burada yine küpleri gördüğünüz için küp açılımından şüphelendim. 3'ün katları var. Burada da hani küp açılımında vardı 3 çarpılı terimler. Bunu ben direkt alt alta toplarsam diyorum şu şekilde. Bakın x küpü yazalım ilk önce. Sonra 3 tane x kare y'yi yazalım. Alt alta topluyorum. 3 x kare y. Sonra 3 x y kareyi yazalım. 3 x y kare. En sona da y küpü yazdım. İşte alt alta topladım. Tabii burayı da topluyorum alt alta. 27. İşte şu kısmın sen x artı y'nin küpünün açılımı olduğunu fark edeceksin dostum. Ki neyin küpü 27'dir? Tabii ki 3'ün. O yüzden x artı y 3 gelmek zorundadır. Cevap çıktı bile 3. Gelelim şuna. Şimdi bakın üst taraftaki terimlerin her birinde a var. Ortak paranteze alarak a parantezine alıyorum. Burada a küp geldi. Artı 3 a kare geldi. A 3 tane vardı. Birini ben aldım. 2 kaldı. Burada 2 tane a var. Birini ben alırsam 1 tane a kalır. Burada sadece a var. Yanında çarpı 1 vardı. A'yı alırsam da 1 kaldı. Bölü bir de aşağıda da a'mız var. Ki bu a'lar gitti. Eşittir 125. Bak şimdi şu ifade. Ben küpü gördüm. Başta a'nın küpü var. Sonda 1 var. Yani 1'in küpü demektir 1. Demek ki bu a ve 1'in küp açılımıymış bu 125'e eşit olan ifade. Peki artı mı eksi mi? İşaretlere bakıyorum her biri artı olduğu için burası da artı. Peki neyin küpü artıdır? 5'in. Neyin küpü 125'tir? 5'in. O zaman a artı 1 demek ki 5'tir. A da buradan 4 çıkar dedim. Bana da zaten a'yı soruyordu dostlar. Evet bunu da geçtik.
Şimdi geldik iki küpün farkı ve toplamını öğrenmeye. Bakın az önceki formülümüzde karıştırmayalım bunu. X küp eksi y küp. Bu da x küp artı y küp. Az önceki neydi? Parantezin küpüydü. Ya x artı y'nin parantezinin ya da eksilisinin parantezinin küpüydü. Bu ayrı ayrı küplerin farkı ya da toplamını öğreneceğiz arkadaşlar. İki küpün ya farkı ya da toplamı. Neymiş açılımı? Şurada bir iki tane farklı formülleri var bunların dostlar. Biri şurada ki bu formülü siz nereden biliyorsunuz? Az önceki formülü düzenlediğinizde yani x küp eksi y küpü bir araya getirdiğinizde bu formül çıkıyor zaten. Bu da güzel de bir formüldür, işe yarar. Biz şunu öğrenelim daha çok dostlarım. Şu kısımları öğrenelim. Bakın nasıl bulunuyormuş. Şimdi sanki küpler yokmuş gibi hani küpleri silsen buradan x eksi y kalır. Bunu bir kere kafaya yazıyorsun. Aynısı burada da geçerli. Küpler olmasaydı x artı y kalırdı. Bunu bir kere kafaya yazdık. Arada çarpı var. Şu kısımlar tıpatıp aynıdır. Sadece işaretler farklı dostlarım. Bakın birinci terimin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı, ikincinin karesi. Yine aynısı birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı, ikincinin karesi. Sadece dikkat et. Eksi deyse burası ikinci parantezin içi hep artı olacak. Hep artı. Artıysa ikinci parantezin içi eksi artı olacakmış. Bir eksi bir artı gidecekmiş dost. Gel şimdi bunu burada bir pekiştirelim canım kardeşim. Bak burada ne istiyor bizden? X küptür bu tabii ki. Ben kare yazmışım ama küptür bunlar. Bizden x küp artı 27 dediğimiz şey 3'ün küpü. Bunu istiyor. Şimdi neydi kural? Önce küpler yokmuş gibi x artı 3'ü yazıyorum bir kere çarpı koyuyorum. Sonra birincinin karesi. Birinciyle ikinciyi çarpıyorum. 3 ile x'i. Ve ikincinin karesi. 9'u yazıyorum. Peki aradaki işaretler ne olacaktı? Bakın burası artıysa burada eksi artı gidecek. Tezatlık var, yakalayın. Hani insan artıysa hep artı olacağını zannediyor ama öyle değilmiş. Tersmiş işimiz arkadaşlar. Artıysa ikinci parantezin içi eksi artı diye gidecekmiş. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi şuna gelelim. Bu da diyor ki x küp eksi 3'ün küpünü al. Şimdi önce küpler yokmuş gibi x eksi 3 diye yazıyorum. Çarpı. Sonra neydi kural? Şuraya gelelim. Birincinin karesi. Birinciyle ikinciyi çarp. İkincinin karesi. Eksi olduğunda aradaki işaret ne oluyordu ikinci parantezde? Hep artı oluyordu. Onu da belirttim arkadaşım. Evet geldik şimdi hemen örneklerle olayı pekiştirmeye. Her soru bankasında karşımıza çıkacak örnek tarzları. İşte bakın diyor ki x küp artı y küpün toplamı kaçtır diye soruyor. Biz hemen x küp artı y küpü bir açalım bakalım ne geliyormuş. Şimdi burada mesela arkadaşım ben şimdi bir normalde yapayım. X küp artı y küpü nasıl açıyorduk? Önce sanki küpler yokmuş gibi x artı y diye yazıyorum. Çarpı birincinin karesi eksi birinciyle ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Şimdi buraya kadar geldi. Şimdi x artı y'yi biliyorum ben. Şu kısım 4. X çarpı y'yi de biliyorum. Bu kısım 3. Fakat burada x kare artı y kareyi bilmiyorum işte arkadaşlarım. X kare artı y kare yok. Şimdi bunu bulabilmek için de hemen şundan faydalanacağım. Bakın x artı y'nin parantez karesini açacağız. Neydi bu da? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Yani y kare. Şimdi x artı y 4'tü. Karesini alırsam 16 eşittir. X çarpı y 3'tü. 2 ile çarparsam 6 yapacak. Şu 6'yı da bu tarafa atarsak 10 eşittir. X kare artı y kare geldi. Bakın ben x kare artı y kareyi 10 buldum. Hemen getirip şurada yerine yazarsam şu ikisinin toplamı 10. Eksi 3 var burada 7 çıktı şuranın sonucu. Şu kısım komple 7. 7 ile demek ki 4'ün çarpımıymış o da 28 yaptı. Bakın sorunun cevabı buradan geldi. Şimdi ama durun işte arkadaşlarım. Hani az önceki kağıdımızda şuraya da bir formül yazdık ya bakın şu iki formül. Şimdi bunlar eğer aklınızda tutabilirseniz
Bu küp açılımı sorularında işimizi bir tık daha kolaylaştırıyor. Şuradan çıkıyor arkadaşlarım bu. Şimdi şöyle bir ayrı bir yer açayım buna ben. Şurada yapalım ikinci yol olarak. Şimdi x küp artı y küpün ikinci açılımını yazıyorum ben dostum. Şöyle x artı y'nin küpüymüş. Eksi 3 çarpı x çarpı y çarpı x artı y yine yazıyorum bakın. İşte bu da ikinci açılım formülü. Peki biz zaten şurayı arıyoruz eşittir diyelim. X artı y'yi 4 diyebiliyorduk. Küpünü alırsak 64 olur. Eksi 3 çarpı x çarpı y. X çarpı y 3'tü. Bir de eksi 3 ile ben çarpıyorum. Ne yapıyor burası? 9. Eksi 9 oldu. Çarpı bir de parantezin içinde x artı y. Yani 4 var. Şimdi ne yapalım? 64 eksi 9 kere 4 36 oldu. 64'ten de 36 çıkarsa işte 28'i ikinci yolla da buldum. Bakın maviyle yaptığım birinci yolda iki farklı özdeşlik kullandım. Bir x artı y'nin karesini açtım. Bir de x küp artı y küpün formülünü yazdım. Ama bu da aklındaysa eğer ki dostum, yani küplerin toplamı formülünün ikinci açılışı da aklındaysa oradan da kolay bir şekilde çözebiliyormuşuz soruları. Bu da ek bir bilgi olsun bizim için. Hadi gelelim şu soruyu çözelim. X küp eksi y küpü istiyor bizden. Sen bunu yine iki yolla yapabilirsin. Gel biz hemen şu ikinci yolu direkt deneyelim. X küp eksi y küpün açılımı şöyleymiş. X eksi y'nin küpü eksi 3xy çarpı x eksi y. Şimdi x eksi y kaçtı? 1. Küpünü alırsam yine 1. Eksi. Şurası 1'di zaten. X çarpı y'yi de 2 diyebiliyorum ben. Eksi 3 ile 2'nin çarpımı eksi 6 olur. Çarpı bir de 1 var. Bunu da böyle yazalım. Ne geldi buradan kardeşim? 1, eksi 6 ile 1'in çarpımı da ne yaptı? Bir yerde bir hata yaptım mı diye bakıyorum da x eksi y. Çünkü cevapla uymuyor. Muhtemelen şuraya artı yazmak istemiştik herhalde. Yazmak istemiştir herhalde. Muhtemelen o yüzden gelmiştir dostlarım. Buradan da cevap eksi 5 çıktı. Ya biz cevabı yanlış yazdık ya da formülde yazarken dikkat etmedik. Çok da önemli değil arkadaşlar. Sen formülü öğren de gerisi önemli değil. Şimdi gelelim şuna. Hemen bakalım şu kısma. Şurayı açmayı hepimiz biliyoruz dostlar. X küp eksi y küp. Artık burayı takır takır açarız biz hemen. Açalım. X küp eksi y küpün açılımını yazıyorum. Şimdi hangisini yapsam diye düşünüyorum dostum. Şöyle bir yazalım biz isterseniz. X küp eksi y küpün açılımını. X eksi y diye yazalım. X eksi y. Çarpı. Şu ikinci parantezin içini açıyorum şimdi. O da neydi? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Unutmayın aradaki işaret eksi ise ikinci parantez hep artı olacaktı. Bölü diyelim. Şuraya gelelim. Bir de burayı açalım. Şimdi şu parantez kareyi açalım. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi artı bir de 3xy geliyor burada. Şimdi üst tarafı aynen bir daha yazayım. X eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare diye yazdım. Buraya dokunmadım. Bölü. Şuraya bakın. X kare var, y kare var. Bir de eksi 2x y, 3 x y. Yani 3 tane ile eksi 2'nin toplamı 1 tane yapar. O zaman şöyle yazalım. X kare artı 1 tane x y artı y kare de buradan geliyor. Bakın şununla şu sadeleşirse geriye bir tek x eksi y kaldı. Yapıştırdık gitti. Evet bakalım. Şu ne diyormuş şimdi? Burada da klasik olan şöyle x kare artı bx artı c şeklindeki 3 teriminin nasıl çarpanlara ayrıldığını göstereceğiz dostlar. Kural gayet basit. Şu en sondaki sabit terimin yani yanında x olmayan terimin öyle iki çarpanını buluyorsunuz ki öyle iki çarpanını bulacaksınız ki canım kardeşim. Bu iki çarpanın toplamı eğer ki x'li terimin kat sayısını veriyorsa işin bitti demektir. Peki sonrasında ne yapıyoruz hocam? Onu söyley bize. Hemen onu da şurada soru üstünde gösterelim. Şimdi neydi kural? Şuradaki 8'in öyle 2 çarpanını bulacağım ki. 8'in çarpanları nelerdir? 4 ile 2'dir değil mi? 4 ile 2'nin çarpımı 8. Başka yok mu hocam? Tabii ki var. 8 ile 1 var. Başka var mı hocam? 1 ile 8 var.
Başka yok mu 2 ile 4 var. Başka yok mu eksi 2 ile eksi 4 var. Eksi 1 ile eksi 8 var. 8, eksi 8 ile eksi 1 var gibi var var var. Ben bunu uzatırım birkaç tane daha belki. Ama biz hangisini arıyoruz? Toplamları x'li terimin katsayısını verecek. Yani ya 8 ile 1'i alsam toplamları 9 değil. Toplamları 9 değil. Şuraya bakalım, toplamları eksi 6. Biz artı 6 arıyoruz. Bu da değil. Eksi 9 değil, eksi 9 değil. O zaman ya 4'e 2 ya da 2'ye 4. Peki hangisini alalım hocam? Can'ın hangisini istiyorsa ona. İkisinden de aynı cevap çıkar dostum. Hadi biz şunu silelim, bunu alalım. Peki tamam, 4'e 2 geldi. Peki x kare neyle neyin çarpımıdır? Tabii ki x ile x'in çarpımıdır. Yani olay neymiş arkadaşlarım? Kareli ifadeyi de çarpanlarına ayırıyorum. Sabit terimi de çarpanlarına ayırıyorum. En son şöyle bir kontrol yapacaksınız. Mesela şöyle diyeyim. Çaprazlama kontrol yapın. 4 ile x'in çarpımı 4x. X ile 2'nin çarpımı 2x. Peki topla bunları, 6x yaptı. Ortayı verdi mi? Verdi. O zaman doğru yoldasın demektir. Hadi çarpanlarına ayırmayı görelim. Çarpanlarına da soldan sağa yazarak ayırıyorum. Yani x ile 4'ün arada artı olduğunu gör. Artı 4 çünkü bu. Bu da artı 2. X artı 4. Bakın birinci çarpanı şuraya yazalım. X artı 4 birinci çarpanı. X artı 2 ikinci çarpanı. Şimdi işte çarpanlarına ayırdık bu ifadeyi. Hadi bir tane de altta var. Bunu da güzelce yapalım. İyice öğrenelim. Şimdi x kareyi x x diye çarpanlarına ayırdık. Şimdi eksi 15 dikkat edin. Öyle iki çarpana ayıracaksınız ki şimdi 5 ile 3'tür. Ama 5 ile 3'ün çarpımı artı 15'tir. Demek ki birini eksi işaretle alacağım ben. Peki hangisini alayım hocam? Eksi 3'ü alsam, şurayı alsam. Bak bir de neydi ikinci şartım? Şunların toplamı ortadaki ifadeyi verecek. 5 ile eksi 3'ün toplamı nedir? Artı 2'dir. Ama ortada ne var? Eksi 2 var. O zaman bunu artı, bunu eksi yapayım ben. Bakın eksi 5 ile artı 3'ün toplamı eksi 2'dir. Ortayı verdi. O zaman şimdi çarpanlarına soldan sağa doğru yazıyorum ayırmak için. X eksi 5 geldi. İşte birinci çarpanı. X artı 3 geldi. Bu da ikinci çarpanı. İşte mevzu bu. Kontrol etmek için ne yapıyordum ben? Hani ortadakini veriyor mu vermiyor mu diye şununla çaprazlama yapıyorum. Eksi 5 ile x'in çarpımı eksi 5x. Artı 3 ile x'in çarpımı artı 3x eksi 5x. 3x daha eksi 2x yapar. Bakın ortadakini veriyor. Kontrolümü de böyle sağlıyorum. Evet, şimdi birazcık örnek yaparak mevzuyu çakmaya çalışalım. Şöyle bir şey yapalım hemen dostlarım. 4 tane sorumuz var. En sade şeklinde ayırın soruları. Şimdi birinci ifadeye baktığımda çarpanlarına ayrılacak. Şunu şöyle kenara alayım ben bir. X kare artı 5x artı 4. Şimdi x kareyi kolay. X x diye çarpanlarına ayırıyorum. 4'ü de 4'e 1 diye ayırabilirsem. 2'ye 2 diye de ayırırım ama neydi kural? Toplamları 5'i veriyor. Bakın ortadakini veriyor. O zaman bu doğru yoldayım demektir. Soldan sağa doğru yazıyorum. Çarpanlarını ayırıyorum. Ne oluyor demek ki? X artı 4 ile X artı 1'in çarpımı oldu üstteki ifade. Peki bölüde bir de X artı 4 de bölüde var. O zaman X artı 4'ler gider. Geriye bir tek X artı 1 kalır. İşte en sade şekli de budur. Hadi şunu yapalım şimdi dostlarım. Şunu da görelim bakalım ne diyormuş bu. Şimdi 6'yı şurada kenara alalım da daha rahat görelim. X kare eksi 5x artı 6'ymış bu. Şimdi 6'yı öyle çarpanlarına ayıracağım ki bakın 3 ile 2 diye ayırdım dostlarım. Toplamları 5'i veriyor ama eksi yaparsam bunları eksi 3, eksi 2 daha eksi 5. Şimdi daha düzgün oldu. Peki çarpımları ne? Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı 6'yı veriyor. O halde şu üstteki ifadenin çarpanlarına ayrılmış şekli şu. X eksi 3 çarpı x eksi 2. Peki aşağıyı da kontrol edelim. Bakın burada x kare eksi 2'nin karesi var. Yani 4 dediğimiz şey var. Bu da 2 kare farkından x eksi 2 çarpı x artı 2 diye yazılır.
çarpı, bakın burada yukarıda bir x artı 2 var. Aşağıda da 2 parantezine alırsan eğer ki x kalır burada. Eksi 6 dediğim eksi 3 çarpı 2'dir ki 2'yi alırsam eksi 3 kalır. İşte şimdi bir de sadeleştirme yapalım hemen birlikte. Bakın şu x eksi 2 ile şu x eksi 2 gider. Şu x artı 2 ile şu x artı 2. X eksi 3 ile de x eksi 3 gider. Yukarıda bir tek 1 kaldı. Aşağıda da bir tek 2 kaldı. 1 bölü 2 çıktı. Sorumun cevabı dostum. Hemen geldim şuradaki ifadeye. En sade şekli nedir? Bakın hemen şu 12'yi 4 çarpı 3 olduğundan böyle çarpanlarına ayırdım. Eksi 12 olması için bir tanesini eksi yapıyorum. Niye eksiyi 3'e verdin hocam? Çünkü toplamları artı 1 yapması lazım değil mi? Bakın x'in katsayısı artı 1. O yüzden büyük olana artı yaptım, küçük olan eksi yaptım ki sonuç artı 1 çıksın diye. Peki şimdi bunu da bir yazalım. Bakın hatta üst tarafta da şurası 3'ün karesi demektir. 2 kare farkı var. O halde x eksi 3 çarpı x artı 3 diye yazdım ben bunu. Bölüsü var bir de. Burada x artı 4 var. Burada da x eksi 3 var. Hadi şimdi sadeleştirelim. X eksi 3, x eksi 3 ile gider. Geriye ne kaldı? X artı 3 bölü x artı 4. Zaten cevap da buymuş dedik. Evet, geldik şuna. Bakın 4 tane ifade var. 4'ü de çarpanlarına ayrılacak. Şimdi şu eksi 15'i biz 5'e 3 diye ayıralım çarpanlarına. Eksi olması için birini eksi yapıyorum. Toplamlarının artı 2 olması için büyüğünü artı seçtim. O zaman ne oldu bu? X artı 5, hani şurası da xx diye ayrılacak. X artı 5 çarpı x eksi 3 diye bu ayrıldı. Bölü. Sıra geldi şuna. 5'e 2 diye ayıralım bunu çarpanlarına. Bunu da x'e x. Bakın çarpımları artı 10, toplamları artı 7. O zaman doğrudur. X artı 5, x artı 2 diye de bunu çarpanlarına ayırdım. Şimdi şurada çarp bölü var. Gelelim şuraya. Şimdi 3'ü 3 ile 1'in çarpımı diye yazsam toplamları ne yaptı? Artı 4. Ama bana eksi 4 lazım. O yüzden ikisini de eksi yapıyorum. Çarpımları artı 3, toplamları da eksi 4 yaptı. O halde bunun da çarpanlarına ayrılmış şekli x eksi 1, x eksi 3'tür dedim bölü. Geldik şuraya. Şimdi 2'ye 1 diye yazsak bu adamı. Toplamları ne yapar bu durumda? 3. Bu olmadı. Çarpımları zaten artı 2 yaptı. Oradan da olmadı. Çarpımlarının eksi çıkmasını istiyorum. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. Bu uydu. Toplamları 2 ile eksi 1'in toplamı 1'dir. E bunu da sağladı. O zaman ayıralım. X artı 2'ye x eksi 1 diye de bunu ayırdık. Şimdi sadeleşenleri görelim. Şu x eksi 1'ler gitti. Şuradaki x artı 5'ler de gitti. Şimdi geriye kalanları bir daha yazıyorum. X eksi 3 bölü x artı 2. Çarpı olduğu, bölü olduğu zaman ne yapıyorduk? Çarpı diyorduk. Ters çevirip çarpıyoruz. Yani x artı 2 bölü x eksi 3 diyorum. Ki bakın burada x eksi 3 ile x eksi 3. X artı 2 ile de x artı 2 giderse geriye bir tek 1 kalıyor. Yani işlemin sonucu 1'dir diyebilirsiniz dostum. Evet arkadaşlarım, şimdi çarpanlara ayırmanın ikinci kısmını da halletmiş olduk böylelikle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi dostum.